Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba, ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa, ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Acaba ne yiyorlar? Kuş yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken, hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet, ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki, araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize yaşasın. Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler. Onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek. Bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. Yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba, Merhaba Bay Boğa.
Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George, baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Kaya gölekleri. Peppa ve George büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Ooo, parlayan
bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çıt. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Dinosoy. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Tavşan Rebecca. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George arkadaşları Rebecca ve Tavşan Richard'la oynuyorlar. Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Richard neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George Tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce Tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi.
Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa, Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vik, vik. Tavşanlar hoplamayı sever. Vik, vik. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Vay canına. George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Aha ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. Aa, o tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şans ama. Evet. Ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzül.
üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Hmm, tırmanıp indireyim. Ama baba domuz, ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Hmm. Belki daha sert sallamak lazımdır. Oh! Oh. Hiç böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba, sen de bir dene. Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz, sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre şimdi ne yapalım? Hmm, en sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Peppa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu en güzel sonbahar günü. Okul otobüsü yolculuğu. Peppa ve arkadaşları okul otobüsünde geziye gidiyor. Çocuklar. Çocuklar, dikkat lütfen. Herkes burada mı, kontrol edelim? Peppa ve George. Buradayız. Rebecca ve Tavşan Richard. Burada. Koyun Suzi. Burada. Zebra Zoe. Burada. Köpek Deniz. Burada. Fil Emily. Burada. Pony Pedro. Pony Pedro burada değil. Affedersiniz, geç kaldık. Pedro, neredeyse okul gezisini kaçıracaktın. Özür dilerim Madam Gazel. Dert etme, zamanında geldin. Herkes bilsin. Otobüsü Bayan Tavşan kullanıyor. Tavhız ileri. Görüşürüz. Dikkat çocuklar. Bugün dağlarda geziye gideceğiz. Gezelim. Beslenme çantalarınız yanınızda mı bakalım? Evet Madam Gazel. Madam Gazel, yemeğimizi şimdi yiyebilir miyiz lütfen? Peppa, dağlara vardığımızda yiyeceğiz. Peppa, beslenme çantanda ne var? Kırmızı bir elma var. Bende de yeşil elma var. Hadi değişelim, tamam. Peppa, Suzy, ne yapıyorsunuz siz? Suzy, beslenme çantamı açmamı söyledi. Peppa, elmalarımızı değişmemizi söyledi. Oho. Aa, tamam ama piknik için de yemek bırakın, olur mu? Peki, peki Madam Gazel. Otobüs dağların eteğine vardı. Dağ yolu çok dik. Hadi otobüs, yapabilirsin. Hadi otobüs. Peppa ve arkadaşları dağın zirvesine ulaştı. Manzaraya bakın. Vay canına. Vay canına.
Onu kim söyledi? O sesinin yankısı. Yankı nedir? Dağlarda yüksek sesle konuştuğun zaman sesin böyle duyulur. Aynı böyle. Yodaleyhiho. 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 Yankılar çok eğlenceli. Piknik zamanı geldi artık. Peppa piknikleri seviyor. Herkes piknikleri seviyor. Ördekler nerede? Piknik yaparken hep gelirlerdi ama. Şop şop Peppa. Ördekler dağda yaşamıyor ki. Oh. Merhaba bayan ördek. Biraz ekmek ister misin? Ördekler bugün çok şanslı. Bir sürü ekmek var. Ördekler çok çabuk yiyorlar. Aman tanrım. Eve dönme vakti. Herkes bilsin. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hadi şarkı söyleyelim. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Lütfen anlatalım lütfen. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın! Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James les princes et jouet avec mi amis. Akıllı baba. Ben Fransızca da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki eşek delfinle konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Come on, ça va. Come on, ça va. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosaur. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektup.
alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Aa! Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Haydi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Ay, çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Zaman kapsülü. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü, gelecekte insanların nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. Müzik. Çok güzel Suzi. Oyuncak. Ne? Bir para. Bunlar. Bir havuç. Havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madame Gazelle, gelecek nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. Ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. Evet, şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey, merhaba gelecek. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz. Ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. Harika. Eve gitme vakti geldi. Ve bütün anne babalar geldi. Anne baba, biz zaman kapsülü yaptık. Aa, baba domuz, çukur açmamıza yardım için tam zamanında geldin. Evet, tabii ki. Baba domuz okul bahçesine zaman kapsülü için bir çukur açıyor. İşte. Artık çıkarabilir miyiz? Oho, yer altında yıllarca kalacak. Aa, ama ben o kadar bekleyemem ki. Peppa, baban da senin yaşındayken aynı böyleydi. Öyle mi? Evet, öğretmeni olduğum zamanları hatırlıyorum. Babamın öğretmeni miydiniz? Evet canım, bütün anne babalar benim öğrencimdi, öyle değil mi? Evet, evet adam gazel. Onlar da küçükken zaman kapsülü yapmıştı, biliyor musunuz? Evet, yaptık. Küçük bir ağacın yanına gömdük. Onu çıkarabilir miyiz? Evet, sanırım şuraya gömmüştük. Oo, daha küçük bir ağaç sanıyordum. Oho, uzun zaman önceydi. Ağaç o zamandan beri biraz büyüdü. İşte bir şey buldum.
Bu bizim eski zaman kapsülümüz. Yaşasın! Açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi geri çekilin çocuklar. Neler varmış burada bakalım. Oo, eski bir çizgi roman. Evet. En sevdiğim çizgi romandı. Küçük bir oyuncak. En sevdiğim oyuncak. Müzik. En sevdiğim kaset. Ve çok eski bir havuç. O benim. Ne güzel bir seçim anne. Ve anne ve babalarınızın küçükken çektiğimiz video kaseti. Gözlüklü küçük domuz da kim? Aa, o baba domuz. Aa, bu da benim. Merhaba gelecek. Ne kadar da ince bir sesin varmış. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Şapşal küçük baba domuz. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa, ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah, George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Aa, acaba ne yiyorlar? Kurt yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Aa, küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Oo, ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize yaşasın. Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler. Onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek. Bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz.
Buldum. Bayan Ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. İyi yaşasın. Teşekkür ederim Bayan Ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba, Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Ne güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel, hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George, baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın. Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet.
Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet, küçük arabamız da bizi seviyor, öyle değil mi? Kaya gölekleri. Peppa ve George, büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kayasına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Ooo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çıt. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Sizin gidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Tavşan Rebecca. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George, arkadaşları Rebecca ve Tavşan Richard'la oynuyorlar.
Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Bridget neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vik, vik. Tavşanlar hoplamayı sever. Vik, vik. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Vay canına. George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Aha ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Burası park.
İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. Aa, o tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şans ama. Evet, ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz, ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba, sen de bir dene. Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz, sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre şimdi ne yapalım? En sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Peppa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu en güzel sonbahar günü. Okul otobüsü yolculuğu. Peppa ve arkadaşları okul otobüsüyle geziye gidiyor. Çocuklar. Çocuklar, dikkat lütfen. Herkes burada mı, kontrol edelim? Peppa ve George. Buradayız. Rebecca ve Tavşan Richard. Burada. Koyun Suzy. Burada. Zebra Zoe. Burada. Köpek Deniz. Burada. Fil Emily. Burada. Pony Pedro. Pony Pedro burada değil. Affedersiniz, geç kaldık. Pedro, neredeyse okul gezisini kaçıracaktın. Özür dilerim Madam Gazel. Dert etme, zamanında geldin. Herkes bilsin. Otobüsü Bayan Tavşan kullanıyor. Tavhız ileri. Görüşürüz. Evet.
bugün dağlarda geziye gideceğiz. Geçelim. Beslenme çantalarınız yanınızda mı bakalım? Evet, Madam Gazel. Madam Gazel, yemeğimizi şimdi yiyebilir miyiz lütfen? Peppa, dağlara vardığımızda yiyeceğiz. Peppa, beslenme çantanda ne var? Kırmızı bir elma var. Bende de yeşil elma var. Hadi değişelim, tamam. Peppa, Suzy, ne yapıyorsunuz siz? Suzy, beslenme çantamı açmamı söyledi. Peppa, elmalarımızı değişmemizi söyledi. Tamam ama piknik için de yemek bırakın, olur mu? Peki, Madam Gazel. Otobüs dağların eteğine vardı. Dağ yolu çok dik. Hadi otobüs, yapabilirsin. Hadi otobüs. Peppa ve arkadaşları dağın zirvesine ulaştı. Manzaraya bakın. Vay canına. Vay canına. Onu kim söyledi? O sesinin yankısı. Yankı nedir? Dağlarda yüksek sesle konuştuğun zaman sesin böyle duyulur. Aynı böyle. Yodaleyho. 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 Yankılar çok eğlenceli. Piknik zamanı geldi artık. Peppa piknikleri seviyor. Herkes piknikleri seviyor. Ördekler nerede? Piknik yaparken hep gelirlerdi ama. Şop şop Peppa. Ördekler dağda yaşamıyor ki. Merhaba bayan ördek. Biraz ekmek ister misin? Ördekler bugün çok şanslı. Bir sürü ekmek var. Ördekler çok çabuk yiyorlar. Aman tanrım. Eve dönme vakti. Herkes bilsin. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hadi şarkı söyleyelim. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Lütfen. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet, tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın! Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James les princes et jouet avec mi amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hmm.
Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki eşek delfinle konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Comment ça va? Comment ça va? Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosoy. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Hadi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Ay, çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Zaman kapsülü. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü gelecekte insanları nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. Müzik. Çok güzel Suzi. Oyuncak. Ne? Bir para. Pullar. Bir havuç. Ha-ho, havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madame Gazel, gelecek nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. Ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. Evet, şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey, merhaba gelecek. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz. Ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. Harika. Eve gitme vakti geldi.
ve bütün anne babalar geldi. Anne, baba, biz zaman kapsülü yaptık. Aa, baba domuz, çukur açmamıza yardım için tam zamanında geldin. Evet, tabii ki. Baba domuz okul bahçesine zaman kapsülü için bir çukur açıyor. İşte. Artık çıkarabilir miyiz? Oho, yer altında yıllarca kalacak. Aa, ama ben o kadar bekleyemem ki. Peppa, baban da senin yaşındayken aynı böyleydi. Öyle mi? Evet, öğretmeni olduğum zamanları hatırlıyorum. Babamın öğretmeni miydiniz? Evet canım, bütün anne babalar benim öğrencimdi, öyle değil mi? Evet, evet adam gazel. Onlar da küçükken zaman kapsülü yapmıştı, biliyor musunuz? Evet, yaptık. Küçük bir ağacın yanına gömdük. Onu çıkarabilir miyiz? Evet, sanırım şuraya gömmüştük. Oo, daha küçük bir ağaç sanıyordum. Oho, uzun zaman önceydi. Ağaç o zamandan beri biraz büyüdü. İşte bir şey buldum. Bu bizim eski zaman kapsülümüz. Yaşasın! Açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi geri çekilin çocuklar. Neler varmış burada bakalım. Oo, eski bir çizgi roman. Evet. En sevdiğim çizgi romandı. Küçük bir oyuncak. En sevdiğim oyuncak. Müzik. En sevdiğim kaset. Ve çok eski bir havuç. O benim. Ne güzel bir seçim anne. Ve anne ve babalarınızın küçükken çektiğimiz video kaseti. Gözlüklü küçük domuz da kim? Aa, o baba domuz. Aa, bu da benim. Merhaba, gelecek. Ne kadar da ince bir sesin varmış. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Şapşal küçük baba domuz. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba, ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Aa, acaba ne yiyorlar? Kuş yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken, hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz,
Piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Aa, küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Oo, ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize. Yaşasın! Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler, onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek. Bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. Yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Yaşasın.
Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Kaya gölekleri. Peppa ve George, büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Oo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çıt. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır.
Dinosaur. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Oo. Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Oo. Oo. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Tavşan Rebecca. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George arkadaşları Rebecca ve Tavşan Richard'la oynuyorlar. Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Richard neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George Tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce Tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp diklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vik, vik. Tavşanlar hoplamayı sever. Vik, vik. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç.
yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Marcanına George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Aha ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. Aa, o tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şanslı ama. Evet, ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba, sen de bir dene. Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz, sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre şimdi ne yapalım? En sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Peppa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu
en güzel sonbahar günü. Okul otobüsü yolculuğu. Peppa ve arkadaşları okul otobüsüyle geziye gidiyor. Çocuklar, çocuklar, dikkat lütfen. Herkes burada mı, kontrol edelim? Peppa ve George. Buradayız. Rebecca ve Tavşan Richard. Burada. Koyun Suzi. Burada. Zebra Zoe. Burada. Köpek Deniz. Burada. Fil Emily. Burada. Pony Pedro. Pony Pedro burada değil. Affedersiniz, geç kaldık. Pedro, neredeyse okul gezisini kaçıracaktın. Özür dilerim Madam Gazel. Dert etme, zamanında geldin. Herkes bilsin. Otobüsü Bayan Tavşan kullanıyor. Tavhız ileri. Görüşürüz. Evet, dikkat çocuklar. Bugün dağlarda geziye gideceğiz. Gezelim. Beslenme çantalarınız yanınızda mı bakalım? Evet Madam Gazel. Madam Gazel, yemeğimizi şimdi yiyebilir miyiz lütfen? Peppa, dağlara vardığımızda yiyeceğiz. Peppa, beslenme çantanda ne var? Kırmızı bir elma var. Bende de yeşil elma var. Hadi değişelim, tamam. Peppa, Suzi, ne yapıyorsunuz siz? Suzi, beslenme çantamı açmamı söyledi. Peppa, elmalarımızı değişmemizi söyledi. Tamam ama piknik için de yemek bırakın, olur mu? Peki Madam Gazel. Otobüs dağların eteğine vardı. Dağ yolu çok dik. Hadi otobüs, yapabilirsin. Hadi otobüs. Peppa ve arkadaşları dağın zirvesine ulaştı. Manzaraya bakın. Ver canına. Ver canına. Onu kim söyledi? O sesinin yankısı. Yankı nedir? Dağlarda yüksek sesle konuştuğun zaman sesin böyle duyulur. Aynı böyle. Yodaleyiho. Yodaleyiho. Yodeleyo, yodeleyo, yodeleyo. Yankılar çok eğlenceli. Piknik zamanı geldi artık. Peppa piknikleri seviyor. Herkes piknikleri seviyor. Ördekler nerede? Piknik yaparken hep gelirlerdi ama. Şop şop Peppa. Ördekler dağda yaşamıyor ki. Merhaba Bayan Ördek. Biraz ekmek ister misin? Ördekler bugün çok şanslı. Bir sürü ekmek var. Ördekler çok çabuk yiyorlar. Aman Tanrım. Eve dönme vakti. Herkes bilsin. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hadi şarkı söyleyelim. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Lütfen de dağıtın. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet, tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı
Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın. Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James Les Princes et Jouet Amec Mi Amis. Akıllı baba. Ben Fransızca da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki eşek delfinle konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle et Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Come on, ça va. Come on, ça va. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosoy. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa, bugün sana mektup yok. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Haydi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ha, ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Ay, çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Zaman kapsülü. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü, gelecekte insanlara nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. Müzik. Çok güzel Suzi. Oyuncak. Ne? Bir para. Bunlar.
Bir havuç. Havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madam Gazel, gelecek nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. Ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. Evet, şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey, merhaba gelecek. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz. Ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. Harika. Eve gitme vakti geldi. Ve bütün anne babalar geldi. Anne baba, biz zaman kapsülü yaptık. Aa, baba domuz, çukur açmamıza yardım için tam zamanında geldin. Evet, tabii ki. Baba domuz okul bahçesini zaman kapsülü için bir çukur açıyor. İşte. Artık çıkarabilir miyiz? Oho, yer altında yıllarca kalacak. Aa, ama ben o kadar bekleyemem ki. Peppa, baban da senin yaşındayken aynı böyleydi. Öyle mi? Evet, öğretmeni olduğum zamanları hatırlıyorum. Babamın öğretmeni miydiniz? Evet canım, bütün anne babalar benim öğrencimdi, öyle değil mi? Evet, evet adam Gazel. Onlar da küçükken zaman kapsülü yapmıştı, biliyor musunuz? Evet, yaptık. Küçük bir ağacın yanına gömdük. Onu çıkarabilir miyiz? Evet, sanırım şuraya gömmüştük. Oo, daha küçük bir ağaç sanıyordum. Oho, uzun zaman önceydi. Ağaç o zamandan beri biraz büyüdü. İşte bir şey buldum. Bu bizim eski zaman kapsülümüz. Yaşasın! Açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi geri çekilin çocuklar. Neler varmış burada bakalım. Oo, eski bir çizgi roman. Evet. En sevdiğim çizgi romandı. Küçük bir oyuncak. En sevdiğim oyuncak. Müzik. En sevdiğim kaset. Ve çok eski bir havuç. O benim. Ne güzel bir seçim anne. Ve anne ve babalarınızın küçükken çektiğimiz video kaseti. Gözlüklü küçük domuz da kim? Aa, o baba domuz. Aa, bu da benim. Merhaba gelecek. Ne kadar da ince bir sesin varmış. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Şapşal küçük baba domuz. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba, ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil.
Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Acaba ne yiyorlar? Koşuyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize yaşasın. Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler. Onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek. Bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. İyi yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George.
Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldi. Yaşasın. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi?